şimdi açıklamalara bakınca bugünkü programımız özellikle istiyorum ki gıda üzerine olsun. Çünkü ismini vermeyeceğim ama ekonomistlerimiz bile bir yıllık, iki yıllık buzdolaplarınızı artı evlerinizi gıdalarla doldurun açıklamasında bulundu. Hani genellikle altına ya da gümüşe vesaire yatırım araçlarına yönelin derler. Bir kıtlık söz konusu. GDO'lu mısır polenlerinin rüzgar etkisiyle dünya üzerinde organik mısır bırakmadığı savını nasıl değerlendiriyorsunuz ve GDO nedir? Tehdidin boyutu nedir? Onu da sizden alalım. Efendim teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii böyle bir programı yaptığınız için size de samimi haber.com'a teşekkür ediyorum. Öncelikle ifade edelim ki GDO genetiği modifiye edilmiş, bozulmuş, değiştirilmiş hayvan, ürün vesaire tanımlayan bir ifade ki o sorduğunuz işte buzdolaplarınızı, yeriniz vesaireyi gıdalarla dolu. Şunu ifade edeyim. 2025'ten itibaren insanlar parayı bulsa da istediği gıdayı bulamayacak. Bu noktada ben yeri gelmişken Anadolu insanımıza tarif edeyim. Efendim imkan olan insanlarımıza tarif edeyim. Toprağa, tarlası olan. Toprağa bugün baktığımızda yüzeyde güneşin gördüğü halde dışarıda diyelim ki 35 derece. Eğer siz 1,5 metre toprağın altına inerseniz bu 35 derecenin önemli ölçüde sıcaklığını kaybettiğini görürsünüz. O zaman herkese şunu söyleyeyim. Birazcık toprağı olan, köyde yaşayan, kasabada yaşayan, imkanı olanlar evlerinin yanına, yani bir yer neresi müsaitse 1,5-2 metre toprağa kassınlar. Oraya bir basit tahtadan raflar koyarak gıdalarını, en azından kuru gıdalarını koysunlar. Çünkü her türlü gıdada inanılmaz fiyat artışları gelecek. Artı her türlü gıdada ahlaksızca oyunlar var. Bugün umarım bakanlık da dikkate alır. Yine isim vermiyorum ama tavuk sektöründe işte son kullanma tarihi gelmiş iddia bu. Tavukların bazı firmalar tarafından geri alındığı ve kimyasal işlemden geçirilerek bunların kıymalara karıştırıldığı veya kıyma yapan yerlere veyahut da işte sucuk gibi ürünler yapan yerlere satıldığı, onların da kırmızı ete bunu karıştırıldığı yönde toplum içinde çok ciddi bir dedikodu var. Evet. Bunu bir kere bakanlık bunun üzerine gitmesi lazım. Yani bu kimyasal niye işte? Çünkü tavuk son kullanma tarihinden itibaren en riskli gıda ürünü tavuktur. Çünkü insanı zehirleyebilir vesaire. Kokar vesaire. İşte bu anlamda Türkiye'nin mutlaka tarım politikasını değiştirmesi gerekiyor Aleyna Hanım. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki zaten 2006 yılında anayasamızda milli gelirin 1/5'inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerekiyor. Ama maalesef bu konuda yeterli bir desteğe olmadığını görüyoruz. Bu anlamda tarım politikasında mutlaka ata yadigarı tohumların önemli korunması gerektiğini. Tohumları korumak için de ben köylü esnaf vatan kim ise buna meraklı vatandaşlarımıza koruma yöntemini söyleyeyim. Kerpiç biliyorsun o şeyden, topraktan bir şey yapsınlar. Bir böyle duvar gibi veyahut da yarım metre, 25 santim, 50 santim neyse ihtiyaçları, onun içine bir delik yapsınlar. O kerpiçin içini delik bıraksınlar. O kerpiçin içine, camların içine veyahut da pamuk yün bir torbanın içine ata tohumlarını koyup zıvayıp dışını kapattıklarında 100 yıl sonra bıraktıkları gibi bulabilirler. 100 yıl sonra bıraktıkları gibi bulabilirler. Çünkü dünyada artık tohum tekeri oluşturulmuş vaziyette. Biliyorsunuz Svalbard kıyamet ambarı denen Norveç'teki yerin
Bu ambar çok ilginç bir şekilde Rockefeller Vakfı'na aittir. Rockefeller Vakfı 1950 yılında Filipinler'de bir enstitü kurdu. Bu enstitüde 5000 akademisyen, ziraat mühendisi, gıda mühendisi vesaire bunlar çalışıyor. Güneydoğu Asya'nın 140 bin çeşidini 6 çeşide indirdiler GDO'suyla oynanarak. Yani ve Güneydoğu Asya'da hastalıklar, yani pirince bağlı hastalıklar patlamış durumda. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Irak'ı işgal ettiklerinde, siz televizyoncusunuz o zamanlar hatırlarsınız, deniyordu, Amerikan ordusu Saddam'ın sarayına gidecek, işte Irak'ın Merkez Bankası'na gidecek, şu olacak, bu olacak, ama Amerikan ordusunun gittiği bir yer vardı. Amerikan ordusu daha sonra Ebu Garip Cezaevi olarak ünlenen bir müzeye gitti. Bu müzenin üstünde, toprağın üstünde, binanın içinde İskenderiye Kütüphanesi'nden kaçırılmış ezoterik el yazmaları, papirüs yazmaları, bakır saçlara yazmalar dahil bunlar müzede sergileniyordu. Müzenin altında da, toprağın altında da Orta Doğu'nun ata tohumları orada koruma altındaydı. Amerikan ordusu geldi, bu tohumların tamamını aldı. Oradaki ezoterik el yazmalarını aldılar. Onları Arizona'ya götürdüler. Tohumların bir kısmını Rockefeller Vakfı'na verdiler. Bir kısmını da Amerikan devleti kendisi inisiyatifini aldı. Rockefeller de aldı bu tohumları. Svalbard ambarı dediğimiz, kıyamet ambarı dediğimiz Norveç'teki adaya götürüp konuldu. Yani 21. yüzyılda önümüzdeki 30 yılın en önemli hadisesi ilk bakışta bir teknoloji gibi. Evet, bir teknolojik yenilik, teknolojik devrimler insanlığı alabora ediyor ama bundan daha önemlisi 21. yüzyılın en stratejik ürünü gıda ve de GDO'suz gıda. Bugün GDO'lu ürünler verim arttırıyormuş. Külliye yalan. Ben tarımla uğraşan bir ailenin çocuğuyum. İlk iki yıl diğer klasik ürünlere göre, konvansiyonel ürünlere göre gıda verim artıyor gibi olur. Sonra düşmeye başlar ve bu GDO'suyla oynanmış tohumların ekildiği araziler bir felakete dönüşür. Hastalık olur, ot olur. Gittim, bu bayramda Antalya'ya gittiğimde benim de arazim var. Tabii ben burada olduğum için Allah razı olsun eniştem ve bacım benimkine de bakarlar. İşte sulamaydı vesaireydi. Yeni diktiğim bir arazide zeytin ağaçlarının arası koca bu boyda otlar olmuş. Ben genelde ot ilaç atılmasına karşıyım. Yani otları ilaçlar öldürmesinler, yolsunlar. Çünkü toprağı mahveder. Maalesef zaman bulamamış eniştem. Benimkine de ilacı atmış ama dedim ki bir daha bunu ilacı attırmayın. Gerekirse bir değil beş işçi bulacağız, parasını vereceğiz. Kendimiz yapamasak da bunu yaptıracağız. Çünkü önce 1950'den bu tarafa Aleyna'nın toprağı öldürdüler. Sonra tohumu ile oynadılar. Sonra gübreler vesaireler ile oynadılar. Bugün tohum dünyada tekelleşmiş durumdaki 17 Mayıs 2020 yılında küresel para baronlarından Nathan Nat Rothschild bir tweet attı. Daha doğrusu iki tweet attı. Bir, dedi ki hiç olmadığı kadar küresel bir sosyalist sisteme yakınız dedi. Düşün, paranın babası küresel sosyalizmden bahsediyor. İki, dedi ki tarım ve gıdada yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. Zaten tohum ellerinde, gübre ellerinde. Böyle bir şey de önümüzdeki dönemde baktığımızda biyoteknolojik müdahalelerle yapısı değiştirilmiş tohum ve gıdanın işte malum bir sürü böcek, börtü böcek derler ya Anadolu'da, börtü böcek yemenin serbest bırakıldığı bir döneme giriyoruz ki yapay et tartışmalarının olduğu bir döneme giriyoruz ki genetikçilerle konuştum. Yapay et asla bir koyun eti, inek eti, bir keçi etindeki veya bir geyik etindeki o tabii
proteinleri karşılamıyor. Bunu da burada söylemiş oldum. Şimdi topraktan bahsetmişken dün bir haberlerde gördüm. Bir veteriner açıklama yapıyor. Sadece kanala su, zirai su atılmış. Zirai ilaçlamadan dolayı koyunlar o suları içmişler. Ve 77 tane hayvanımız telef olmuş. Tabii. Düşünsenize o işte çıkan ürünlerden insanlarımız da. Tabii ki onların dozları var ama hep söylenilir ya Avrupa toprağını kirletti diye. Zehirledi. Tabii. Şunu ifade edeyim. Türkiye'de iki bakanlığın yeniden kurulup teşkilatlanması lazım. Yani özellikle merkez teşkilatının. Bu birincisi Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanlığı'nın mutlaka yeniden merkez yapısının teşkilatlanması, mevzuatının yeniden yapılanması lazım. Bir diğeri de Sağlık Bakanlığı. Türkiye'de iki tane sahipsiz bakanlık vardır. Hatta üç diyelim de Milli Eğitim zaten artık klasik müzmin bir problem olduğu için onu bir kenara bırakalım. Ama bu Tarım ve Gıda ve Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka yeniden yapılanması lazım. Bu iki bakanlık Türkiye'de adeta küresel güç simsarlarının at oynattığı yerlere, bürokrasiyle oynadığı bir kısım bürokrasi ki içinde bildiklerim de var. Maalesef Türk insanına değil, küresel şirketlere hizmet eden bir anlayışın egemen olduğu bir yapı var. Bunun mutlaka ve mutlaka yeniden ele alınması lazım. Bunu da bu iki bakanlığın başındaki bakanın falan becereceği iş değil. Bu doğrudan doğru Sayın Cumhurbaşkanı bu meseleye el atması lazım. Cumhurbaşkanı Türkiye'de bir bakanlıkta el atmadığı zaman o bakanlıktaki bütün meseleler Dursun'a söyleniyor. Dursun da bekliyor. Tarım ve gıdada da böyle, ilaç, Sağlık Bakanlığı. Zaten Sağlık Bakanlığı Hastalık Bakanlığı'na dönüştürülmüş durumda. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Dünyada 15 yıl kadar önceye kadar lobiler hala var ama 15 yıl önce lobiler finans, enerji, silah, efendim gıda gibi gidiyor idi, sağlık gibi. Ama bugünkü baktığımızda yine finans her zaman şeytanlığın başıdır. Bu lobilerin en başta. İkinci sırada gıda ve su var. Üçüncü sırada ise ilginçtir, ilaç endüstrisi var. Nitekim 2022 sonunda dünyadaki silah satışlarının toplamı 3 trilyon dolardır. Ama ilaç endüstrisinin faturalı faturasız satışları 3 trilyon dolar. İlave 2 trilyon dolarlık da efendim tıbbi malzemeler vardır. Türkiye'de de sağlık sektörü çığırından çıkmış vaziyette. Yani buralar mesela özel hastanelerde ameliyatların pazarlık edildiği, efendim fatura istenirse şu kadar, istenmezse bu kadar olduğunun konuşulduğu benzer durumların hepimiz duyuyoruz, görüyoruz. Şahit olduklarım da var tabii. Evet.